Fizik 801 Klasik Mekanik 35. ders. Bugün sizlerle MIT'deki ilk günlerim ve burada yaptığım araştırmalar hakkında konuşmak istiyorum. Bu uzun zaman önceydi. Hollanda'da nükleer fizikte doktora derecemi aldım ve yaklaşık 34 yıl önce 1966'nın Ocak ayında MIT'ye geldim. Ve düşüncem burada post doktora pozisyonunda bir yıl kalmaktı. Fakat MIT'yi o kadar çok sevdim ki asla ayrılmadım ve bundan pişmanlık duymadım. Burada Profesör Rossi'nin X ışını astronomi grubuna katıldım. Şimdi X ışını astronomisinin dünya atmosferinin üstünde ya da en azından dünya atmosferinin üst kısımlarına yakın yerlerde yapılması gerekir. Çünkü X ışınları yerde yapılabilen optik ve radyo astronomisinin aksine Hava tarafından sorulur. Bizim ölçtüğümüz X ışını türü sizin dişçinizin bir röntgen çektiği zaman kullandığından pek farklı değildir. Bu X ışınlarının enerji aralıkları 1 ile 30-40 kilo elektron volt arasındadır. Ve eğer 1 kilo elektron voltun ne olduğunu bilmiyorsanız sorun değil. Fakat bir x ışını enerjisini asla jul biriminde ifade edemezsiniz. Çünkü bu değer çok komik bir şekilde küçüktür. İkinci Dünya Savaşı boyunca Hitler'in Almanyası'nda Werner von Braun yıkıcı savaş amaçları için V2 roketlerini geliştirdi. Bu roket Pinemuende de geliştirildi ve savaş sonrasında Amerikalılar bu V2 roketlerini bilimsel amaçlar için kullandılar ve Güneş'ten gelen X ışınlarını araştırmak için ilk roket uçuşları 1948 yılında yapıldı. Ve X ışınlarının Güneş'ten geldiği bulundu. Bu oldukça şaşırtıcıydı. Güneş'in yayınladığı X ışını gücünün, ki bu enerji bölü saniyedir, neredeyse Güneş'in tüm ışımasını oluşturan optik gücü oranla yaklaşık olarak 10 üzeri eksi 7'dir. O halde güneşten yayılan enerjinin 10 milyonda biri X ışınlarıdır. Enerji bakımından bu oldukça küçüktür. Bir hayli de çeşitlilik gösterir. Fakat gerçekten çok küçüktür. 1962 yılında Cambridge'de aralarında MIT'de profesör olan Bruno Rossi ve yolun karşısında Amerikan Bilim ve Mühendisliğinde çalışan Ricardo Giarrioni ve Herb Gerskin'in aralarında bulunduğu bilim adamları bizim güneş sistemimizin dışındaki cisimlerden yayınlanan X ışınlarını keşfedip keşfedemeyeceklerini görmek için bir deney yaptılar. Başarılı olma ihtimalleri çok düşüktü. Nedeni çok basit. Eğer güneşi alır ve tipik olarak 10 ile 100 ışık yılı uzaklıkta olan en yakın yıldızla götürürseniz X ışınlarını görmek için hiç şansınız olmayacaktır. Gerçekten o günlerde dedektörlerin hassasiyeti oldukça küçüktü. En azından 9 mertebe büyüklüğünde. Yani milyarda bir. Herkesin şaşkınlığını, evet herkesin mutlu şaşkınlığını söylemeliyim. Başardılar ve onlar daha sonra SCO X1 diye adlandırılan bir cismi keşfettiler. Bu akrep takım yıldızındadır ve X, X ışınlarını ve bir ise bu takım yıldızındaki ilk X ışını kaynağını temsil eder. Bu kaynağın toplam güç üretimi güneşinkinden 10.000 kat daha fazladır. Bu kaynağı özel yapmaz. Çünkü gökyüzünde bizim güneşimizden çok daha fazla enerji yayan birçok yıldız var. Fakat SCO X1'i özel kılan onun X ışını gücünün optik gücüne oranının yaklaşık 1000 katı olmasıdır. Başka bir deyişle, X ışınları baskın enerji kaynağıdır. Ve optik ışınlar ise bir çeşit yan üründür. Halbuki Güneş'te optik ışınlar ana etmenlerdir. X ışınları ise bir tür yan üründür. Ve o günlerde 64 dolarlık soru bu cisimlerin ne olabileceğiydi. Onlar Güneş'ten çok farklı olmalıydı ve bu sizlerle tartışmak istediğim şey. 1966'da MIT'ye geldiğim zaman Gökyüzünde bu X ışını kaynaklarından yaklaşık 6 tane biliniyordu. Bugün bilinen yüzlerce var. O zamanlarda 6 tane vardı. Ve onlar roket uçuşlarında keşfedildi. Bu roketler tipik olarak White Sands'den fırlatılıyordu ve dünya atmosferinin üzerinde yaklaşık 5 dakika kalıyorlardı. Ve bu 5 dakika boyunca gökyüzünü tarayarak 6 kaynak keşfedildi. Burada halen MIT'de profesör olan Profesör George Clark'ın grubuna katıldım. O çok yüksekten uçan balonlardan yapılan gözlemler üzerinde çalışıyordu. Bu yüzden bir teleskop yaptık ve onu bir balonun üzerinde yükselttik ve o dünya atmosferinin üst tabakalarına çıktı. Bu tamamen dünya atmosferinin dışına çıkan bir roket uçuşu kadar iyi değildir. Fakat balondaki uçuşlar 5 dakikalık roket uçuşlarından çok daha uzun sürebilir. Saatlerce hatta eğer şanslıysak günlerce uçurabilirdik. Fakat bunun için ödenen bedel üzerimizde çok az bir atmosfer kalmasına rağmen, yaklaşık yüzde 0,3'lük bir atmosfer kalmasına rağmen, bunun hala soğurmaya sebep olmasıydı. Bundan dolayı roket uçuşları X ışınlarını yakalarken bizler X ışınlarını yakalayamadık. Fakat biz saatlerce uçma avantajına sahiptik. Bunu sizlere o günlerde neler olduğu hakkında bilgilendirmek için anlatıyorum. Bunun üzerinde birçok lisans üstü ve lisans öğrencisiyle çalıştım. O günlerde bir teleskobu yapmanın fiyatı tipik olarak 1 milyon dolardı ve onu yapmak yaklaşık 2 yılımızı alırdı. Fırlatmaya ihtiyaç duyduğumuz balonlar o günlerde yaklaşık 100 bin dolar ve balonu yukarı kaldırmak için ihtiyaç duyduğumuz helyum 80 bin dolar ve balonun taşıdığı yük ve bizim teleskopun ağırlığı yaklaşık 1000 kilogramdı. Bu balonlar 140 bin fit yükselebilirlerdi ve çok büyüktüler. Bir taraftan öbür tarafa yaklaşık 500 fit idiler. Birazdan onların resimlerini sizlere göstereceğim. Başarı garantisi olmayan riskli bir işti. Balonları satın alırdınız. Eğer onlar işe yararsa iyi ama sonu uçanlamazsa şanssızlık olur. Harcamalarınızı telafi etmenin hiçbir yolu da yoktu. Onlar çok inceydi. Polietilenden yapılmıştı ve polietilenin kalınlığı sigara kağıdından daha inceydi. Böylece onlara zarar vermenin ne kadar kolay olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ve eğer onlara fırlatma esnasında zarar vermeseniz bile yükselirken troposferdeki soğuk hava katmanları ve jet rüzgarı yüzünden uçuş yolunda zarar görmeleri oldukça muhtemeldir. O halde şimdi sizlere bazı slaytlar göstermek istiyorum. Ve sonra X ışını astronomisi hakkında biraz daha konuşmak için konuya geri döneceğiz. Pekala. İlk olarak neyimiz varmış bir bakalım. Burada benim lisans öğrencilerimden ikisini görüyorsunuz. O zamanlar onlar lisans öğrencisiydiler. Şimdi onların ikisi de doktora yaptılar. Bazılarınız bilimin çok fazla romantiklik içerdiğini düşünmez fakat içerir. Onlar evlendi ve çocukları var. Bu Pat Downey. O hala benimle pivot üzerinde çalışan çok önemli biri ve bu Jim Ballantyne. Onlar oldukça can sıkıcı bir iş olan elektronik devrelerin bağlantılarını yapma üzerinde çalışıyorlardı. Ve burada Texas'ta bulunan balonların yapıldığı tesisi görmektesiniz. Hayal edebileceğiniz gibi buralar oldukça uzun koridorlardı ve bunlar mandalinanın yüzeyindeki parçalara benzeyen ve birbirlerine ısı yoluyla dikilerek sızdırmaz hale gelen balonun parçalarıdır. Bu işi sadece kadınların yapmasına izin verilir çünkü erkeklerin çok sabırsız olduğu ve çok fazla hata yaptıkları iyi bilinmektedir. Bu yüzden orada yalnız kadınlara izin verilir. Bunun ayrımcılıkla ilgisi yoktur fakat bu işi yapmakta kadınlar daha iyidir. Burada kutudan çıkarılan bir balon görülmektedir. Bu balonları uçurduğumuz yer olan Teksas'ta çektiğim bir fotoğraf. O güzel pembe örtüyle kaplıdır ve çimenler üzerinde çok büyük bir kumaşımız var. Çünkü balon o kadar ince ki eğer onu çimenin üzerine koyarsanız hemen zarar görür. Size kalınlığının sigara kağıdından daha ince olduğunu söylemiştim. Bu yüzden onu dikkatli bir şekilde çıkartırdık ve yakından incelerdik. Bu durumda balonda bir delik oluşma tehlikesi olabilir. Aslında pembe kılıfta en azından bir delik vardı ve bu yüzden bu deliğin derinlere doğru gidip gitmediğini dikkatli bir şekilde incelerdik. Çok endişelenmezdim çünkü bu benim balonum değildi. Fakat yine de eğer siz meslektaşlarınızdan bazılarının balonlarının uçmadığını görürseniz genellikle bu üzücüdür. Ve şimdi sizleri Avustralya'daki çöl kasabası Alice Springs'e götürüyorum. Alice Springs'den pek çok balon uçurdum. Ve şimdi sizler balon uçurmanın nasıl olacağı hakkında oldukça iyi bir fikir ediniyorsunuz. Fırlatma kamyonu burada ve teleskop fırlatma kamyonunun üzerindedir. Burası olduğu gibi boş balon ve burası döner kol diye adlandırdığımız şey. Balonu yerde tutar ve balonun yalnız bu bölümü şişirilecek. Bu helyum vagonu. Bunlar ise şişirme işleminde kullanılacak tüpler. Şişirme işlemi genellikle sabahın erken saatlerinde ya da akşam gün batımına yakın yapılır. Çünkü bu rüzgarın çok dingin olduğu zamanlardır ve bizim oldukça dingin koşullara ihtiyacımız vardır. Burası balonun şişirilecek olan bölümüdür ve bu yüzden çok büyük kuvvet, birkaç bin kilogramı yukarı kaldıracak olan kaldırma kuvveti vardır. Umarım Arşimet'in kanunu hatırlıyorsunuzdur. Ve böylece bu araç onu aşağıda tutmak için yaklaşık 4 ya da 5 ton ağırlığındadır. Ve balonu uçuracağımız zaman bu kolu çevirerek serbest bırakırız. Ve bu durumda sizler balonun nasıl havalanacağını göreceksiniz. Burası yine Avustralya'daki Alice Springs. Güneş doğmakta ve balonu şişirmeye başladık. Burada şişirme tüplerini görmektesiniz ve balonun içine helyum dolduruyoruz. Bu uçuşun en kritik aşamasıdır. Çünkü eğer yandan esen çok az bir rüzgar olur ve balon yere dokunursa bu durumda her şey biter. Bu durumda balon zarar görür ve yarıda bırakırsınız. Hatta sonradan da devam edemezsiniz. Bu biraz sonrası. Biz bunu kabarcık diye adlandırırız. Burası döner kol ve burası sizlerin yönündeki boş balon. Ve bu kısım yaklaşık 80 fit yüksekliğinde. Ve burada ise sizlere biraz önce bahsettiğim balonun parçalarını görüyorsunuz. Bu iş tüm bu parçaların kadınlar tarafından birleştirildiği oldukça sıkıcı bir iştir. Ve bunların hepsi burada en üst noktada birleşirler. Bu büyük alüminyum parçada. Şimdi olayı fırlatma kamyonu tarafından görmektesiniz. Burada ise radar yansıtıcılarını görüyorsunuz. Böylece uçuşu radar tarafından takip edebilirsiniz. Burada da teleskopu görüyorsunuz. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Bu üzerine telsiz kumandasını bırakabileceğimiz yaklaşık 500 pound kurşun parçadan oluşan denge kutusudur. Bu sanırım o zamanlarda benim lisansüstü üstü öğrencilerimden biri olan Jeffrey McClintock. Burada paraşütü görüyorsunuz. Balonun tabanı ve paraşüt arasında bir bağlantı var ve radyo kumandasıyla onu kesebiliriz. Ve bu durumda umarız teleskop ve paraşüt güvenli bir şekilde dünyaya döner. Ve burası tamamıyla boş balon ve burası ise henüz şişirilmemiş olan balon kısmı. Onlar hala balonu buradan şişiriyor ve onlar hala hazırda bu şişirme tüpünü ayırmışlar. Bu yüzden uçuşa çok yaklaşıyoruz. Ve şimdi uçurma anı. Bu an bir balonun uçuşunu izleyen kimsenin unutamayacağı bir andır. Oldukça endişelenirsiniz ve midenize ağrılar girer, bayağı gergin bir andır. Eğer olaylar yanlış giderse genelde bu an olayların yanlış gittiği andır. Çünkü döner kolu bıraktığınız zaman bu durumda oldukça büyük kaldırma kuvveti yukarı doğru itme yapar ve bu durumda zıplama etkisi elde edersiniz. Mantar olarak adlandırdığımız bu üst kısımda helyum titreşim hareketi yapar ve bu doğrudan balona zarar verebilir. Yerleşmeyi rüzgarın daima balonu fırlatma kamyonunun üzerine doğru hareket ettireceği bir şekilde yaparız. Bunun neden böyle yapılmak zorunda olduğunu anlayacaksınız. Böylece fırlatma kamyonu doğrudan balonun altına doğru gidecek şekilde hareket eder ve yükü serbest bırakmadan önce balonun teleskobu taşındığından emin olunur. Şimdi yük fırlatma kamyonuna bağlanır. Fırlatma kamyonunun kendisinin balonun altında hareket edebilmesi için balonun yerden kalkmasını beklemek zorundayız. Fakat sizler egzoz vasıtasıyla makinelerin hala çalıştığını görmektesiniz. Burada balonun yakın çekimini görüyorsunuz ve muazzam bir gürültü yapıyor. Bu gerçekten ürkütücüdür. Bu şekilde bir fırlatma gördüğüm zaman oldukça ince olan bu balonun işkence edercesine fırlatmayı nasıl dayandığını her zaman şaşırırım burada yükseliyor, bu yöne geliyor. Gördüğünüz gibi fırlatma kamyonuna daha çok yaklaşarak gökyüzüne yükseliyor. Ve Alice Springs'deki bu durumda fırlatmaya o kadar yakındım ki balonun daha yukarılara gittiğini kameramla yakalayamadım. Bu yüzden göreceğiniz bir sonraki resim birçok balon uçurduğum Texas Palestine'dan bir resimdir. Bu farklı bir uçuştu fakat burada gördüğünüz fırlatma ile aynı aşamaları içerir. Bu arada Alice Springs harikaydı. Her zaman gökyüzü açık ve güzeldi. Orası olağanüstü bir çöl, harika bir çöl şehri. Gerçekten hiçbir yerin ortasında değil. Tamam, şimdi Teksas'tayız ve burada fırlatma kamyonunu görüyorsunuz. Bu teleskop, farklı bir teleskoptu, paraşütü görüyorsunuz ve şimdi kamyonun balonun altına gitmesi işin püf noktası. Balonun içindeki helyum miktarı toplam hacmin sadece küçük bir kısmıdır. Serbest kaldırmayı yaptırmak için ucu ucuna yeterli. Dakikada yaklaşık 1000 fit yükselmek istiyoruz ve bu durumda balon yükseldiğinde atmosfer basıncı düştüğü için helyum genişler ve sonunda göreceğiniz gibi tüm hacim doldurur. Bu fırlatma kamyonunun kendisini balonun tam altına hareket ettirdiği kritik bir andır ve fırlatma kamyonundaki kişinin teleskobu kaldıracak olan iplerdeki gerilmenin yeterli olduğundan emin olması gerekmekte. Eğer balon çok ileride veya geride ise ve sizler de teleskobu serbest bıraktıysanız bu durumda kesinlikle yere doğru bir sarkaç hareketi yapacak ve teleskopa zarar vereceksiniz. Bu işlemin balonun tam olarak fırlatma kamyonun üzerindeyken yapılması çok önemlidir. Fakat bu tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda teleskop yere dikey bir şekilde çarpması diye ona etkiyen yeterince bir çekme kuvveti olmalıdır. Ve herhangi bir şeylerin yanlış gitmesi ihtimalinde uçuşu yarıda keseriz. Çünkü balon ve helyumun ikisi birlikte çeyrek milyon dolara yakın olmasına rağmen teleskop balondan çok daha pahalıdır. Ve burada yükü paraşütü, boş balonu ve burada helyumu görmektesiniz. Buradan buraya kadar olan mesafe Empire State binasının uzunluğunun yaklaşık üçte ikisi kadardır. Bunlar kocaman balonlardır. Burada onu 150 bin fit yükseklikte görüyorsunuz. Bu başarılı bir şekilde uçulan en büyük balondur. Bu hala dünya rekorudur. Bu 52 milyon fit küp hacma sahip olan bir balondu. Bu fotoğraf teleskop aracılığıyla çekildi. Burada teleskopu görüyorsunuz ve balon boyunca bakabilirsiniz. Çok incedir. Buradan buraya olan mesafe yaklaşık 500 fit, neredeyse 600 fittir. Burada eski lisansüstü öğrencimi görüyorsunuz. Dr. Ricker, George Ricker, hala MIT'nin bir üyesi. Bu Avustralya'dan bir görüntü. Bu düzeneklerin çoğu benim lisansüstü ve lisans öğrencilerim tarafından kuruldu. Onların çoğunu balon fırlatma istasyonlarından ödünç aldık. Ve radyo verileri buraya gelir ve buradan teleskobu kumanda ederiz. Teleskobu buradan yönlendiririz. Dengeyi buradan sağlayabiliriz ve en önemlisi uçuşu burada sonlandırabiliriz teleskopu okyanusun üzerine sürüklenmeye başladığı zaman buradan kurtarırız. Çünkü balonlar 150 bin fit yüksekliğinde rüzgarlar ile gitmeye başlarlar ve bu rüzgarların hızları saatte 20-30 milden 100 mile kadar değişebilir. Sadece rüzgarın yavaş olduğu günlerde uçmayı deneriz ve bu ilkbahar ve sonbaharda olur. Biz bunu tersine dönme olarak adlandırıyoruz. Bu yükseklikte rüzgarlar her yıl iki kez değişir. Rüzgarların hızı yaklaşık saatte 100 mil batıdan saatte 100 mil doğuya doğru değişir. Bu genellikle son barda ve ilk ilkbaharda olur ve bu bizim uçmayı denediğimiz zamanlar, bu rüzgarların yavaş olduğu, rüzgarların tersine dönmeye başladığı zamanlardır. Biz balonu 5000-6000 fit yükseklikten takip ederiz. Bu küçük bir uçaktır. Burada uçakta oturuyorum. Bu tipik bir uçaktır ve bu uçağı havaalanından havaalanına uçurmak için ve yapabileceğimiz kadar balona yakın kalarak sonlandırma komutunu vermek için kullanıyoruz. Ve daha sonra kendi başına bir macera olan balonun taşıdığı yükü kurtarabiliriz. Bu olay Avustralya'da Amerika'ya göre daha zordur. Burası El Paso. Fakat Avustralya'da çölde hiç havaalanı yok ve bundan dolayı bir yerden bir yere uçmak zordur. Şimdi sizleri Avustralya'ya götürüyorum. Burası Alice Springs. Ve bu uçuş için fırlatmayı yaptığımız zaman günler öncesinde yaklaşık 140 bin, 150 bin fite kadar çıkan hava tahmin balonları, test balonları uçururuz. Daha sonra o yükseklikteki hava durumuna bakarız. Ve meteoroloji uzmanları bize balonun bu yönde, belki de şu yönde gideceği konusunda bilgiler verirler. Fakat balon her halükarda kuzeye ya da kuzeybatıya gider. Ve biz Avustralya'daki bütün radar yansıtıcılarını bu balona dikkat etmeleri için uyardık. Böylece onlar bize erken uyarı verebilirlerdi. Çünkü burası ve orası arasında havaalanı yoktu. Eğer bunu uçak ile takip edersek gün boyunca bazı toprak pistlere inebiliriz. Fakat gerçekten burada normal pistler yoktur ve bu oldukça tehlikelidir. Geceleri buraya inemezsiniz ve bizler bu radar bizlere erken alarm vermeleri ve böylece balonun nerede olduğunu söylemelerini ümit ediyorduk. Fakat ne oldu? Balon düştü. Bu sırada gün batımıydı. Biz balonun gün batımında nerede olduğunu bilmiyorduk. Onu göremiyorduk fakat onunla telsizle temas kurabiliyorduk. O halde ona yakın uçuyorduk. Ve daha sonra gün doğumunda onu rastgele bulduk. Onu görebiliyorduk ve daha sonra burada yasak bölgeye doğru yaklaşıyordu. Çünkü burada ticari uçuşlar vardı. Bu yüzden paraşütü balondan ayıran radyo komutunu verdik. Balon çok hassas, orası çok soğuk. Balon darmadağın olur, parçalara ayırır ve düşer ve eğer her şey iyi giderse paraşüt teleskopu yere güvenli bir şekilde indirir. Bu kişi uçuş boyunca iletişimde olduğumuz kişi. Yerel insanların dikkatini çekmeye çalışıyorsunuz. Bunu uçakla, onların evlerinin üzerinde alçakla uçarak yapıyorsunuz. Bu kişi çölde yaşıyordu ve onun en yakın komşusu olan 70 bin uzaktaydı. O çılgındı, genellikle de sarhoştu. <laughs> Çölde kanguruları ateş ederdi. Arabasının ön camı yoktu. 60 mil bölü saat hızla arabayı sürerken kanguruları kovalar ve onları ateş ederdi. Onun yaptığı hiç de sevmediğim çılgınca bir oyundu. Bir keresinde bana bir gösteri yaptı, köpeğini arabanın kazasına koydu. Onunla kamyondaydım, 60 mil bölü saat hızla sürüyordu, aniden frene asılırdı ve köpeği havada takla attırdı ve bundan sonra da siz yaşlı bir köpeğe yeni bir hile öğretemezsiniz derdi. Geri dönüşte harika hayvanlarla karşılaştık. Kavlu ayısı 801 dersini alan öğrencilerin çoğunun aksine sessiz, barışçıl ve çok tembeldi. <laughs> yüke ulaşmak bir buçuk günümüzü aldı. Ve daha sonra yüke yaklaştığımız zaman orada bu iguana vardı. Yaklaşık 6 fit uzunluğundaydı. Ve gerçekten korktuğumu sizlere söyleyeyim. Beni çok fazla korkuttu. Fakat elbette bunu göstermek istemedim. Lisansüstü öğrencilere problem olmadığını, bu hayvanların zararsız olduğunu, onların benden önce gitmelerini söyledim. Ve öyle yaptılar. Ve hayvanın zararsız olduğu ortaya çıktı. Yükü alıp Jack'in kamyonunu yüklememiz 4 saat aldı ve bu 4 saat boyunca bu hayvan hareketsiz durdu. Hiç hareket etmedi. Bu onun bize kendini göstermemek için kullandığı stratejiydi. Bu iguanalar güzel hayvanlar. Yerler, aborjinler onları yer. Bu arada onlar çok değerli yiyeceklerdir. Burada benimle gelen ve Amerika olan Don Brooks'u görüyorsunuz. O bir elektronik hızmanıydı ve bu ise Jack'in eşi Burada balonun yükünü görüyorsunuz devrilmişti. Fakat iyi durumdaydı. Çarpma tamponu kasıtlı olarak çarpmaya karşı korumak ve hızı azaltmak için konulmuştu Ve elbette bu çarpma tamponu zarar görmesi normaldi. Bütün düşünce buydu. Ve sonra birkaç gün sonra Alice Springs'e geri geldiğimizde Alice Springs'de hiçbir şey olmamıştı. Hiçbir şey olmamış gibi demek istiyorum. Bunlar ön sayfa haberleri, kusursuz balon uçuşu ve bin kişi bir uzay araştırmasını izliyor. Onlar bunu uzay araştırması diye adlandırdı. Bu haberi yapan muhabirle uzun bir röportaj yaptım ve ona yükseklere gitmemizin sebebinin X ışınlarının dünya atmosferinde soğurulması olduğunu söyledim. Fakat makale bunda bahsetmedi. Haberler balonları uçuruyorlar çünkü bu durumda yıldızlara daha yakın olabilecekler şeklindeydi. Sanırım bu oldukça yakın. Fakat haber gerçekten bizim yükseklere gitmemizin sebebi olan X ışınlarının soğurulması konusunu yazmadı. Bizim amacımız yıldızlara yaklaşma isteğimiz değildi. Tamam. Eğer yolumu bulabilirsem şimdi tahtanın yanına döneceğim. 1966 ve 70'lerin sonu arasında Kanada'dan, Amerika'dan ve Avustralya'dan yaklaşık 20 başarılı uçuş gerçekleştirdim. Aynı zamanda bazı problemler ve şanssızlıklar da yaşadık. Uçuşlarımın ikisinde balonlar patladı. 70 bin fitte çok soğuk olan troposfer vardır. Ve eksi 70 derecede jet rüzgarları vardı ve onlar balona çarptılar ve sonra balon patladı. Ve bu olduğu zaman uçuşu sonlandırmak için yeteri kadar zamanımız yoktu. Balondan paraşütü ayıramadık, çok ani oldu. Bu durumda genellikle paraşüt dolaşır ve sonra serbest düşme yapar. Dolayısıyla balonun yükü tamamen zarar gördü ve bu olay iki kez oldu. Fakat bizler yeterince şanslıydık. Birkaç durumda bazı ilginç keşifler yaptık. X ışınları astronomisinin ilk yıllarında 5 yeni X ışını kaynağı keşfettik. Böylece bizden önceki roket uçuşlarından elde edilen kaynakların sayısını iki katına çıkardık. Ve balonlardan gördüğümüz bu kaynakların bazıları oldukça değişkendi. Bir X ışını parıltısını fark ettik. X ışının şiddeti 10 dakikadan daha az bir zamanda 3 ya da 4 kat daha arttı. Ve bu o günlerde yeni bir durumda. Bu roketlerden keşfedilemedi. Çünkü roketler dünya atmosferinin üzerinde sadece 5 dakika kalıyorlardı. Ve bu zaman süresince sadece bir kaynağı incelemiyorlardı. Onlar gökyüzünü tarıyordu çünkü onların amacı bulabildikleri kadar çok x ışını kaynağı bulmaktı. Fakat bizler bazen 26 saat havadaydık. Bu yüzden uzun süreliğine saatlerce gökyüzünün belli bir bölümünü izlemek için çok fazla zamana sahiptik. Bu yüzden 10 dakika ve daha fazla süren bu paratılı olayları keşfetmemiz tesadüf değildi. Ayrıca gx1 artı 4 diye isimlendirdiğimiz bir cisim keşfettik. Bu numaralandırma gökyüzünde nerede olduğu ile alakalıdır ve şaşkınlıkla X ışınlarının 2,3 dakikada periyodik şekilde tekrarlandığını fark ettik. O zamanlarda bunun ne anlama geldiği hakkında ipucuna sahip değildik fakat daha sonra birazdan göreceğiniz gibi bunun bir nötron yıldızının dönme periyodu olduğu belli oldu. Dolayısıyla ilk günlerdeki büyük soru bu cisimlerin neler olduğuydı. ve bu 8.01 dersinde anlattığımız bir şey ve çok kısa bir şekilde tekrar gözden geçireceğim. Fakat onu tartıştık ve hatta bununla ilgili birkaç ev ödevi probleminiz de vardı. Bu cisimler X ışını çiftleridir. Burada birinci cisim bir nötron yıldızı ya da bazı durumlarda kara delik olan oldukça yoğun bir cisim. Ve diğer cisim, diğer yıldız ise güneşimiz gibi normal yanan bir nükleer yıldızdır. Ve onlar birbirine çok yakındır. Onlar birbirine o kadar yakındır ki burada olan madde Nötron yıldız tarafından, yıldız tarafından çekilmesine kıyasla daha güçlü çekilir ve böylece madde nötron yıldızına doğru gitme yolunu bulmaya başlar. Bu bir ikili sistemdir ve onlar birbirleri etrafında dolanırlar. Bu madde doğrusal olarak gitmez fakat yavaşça spiral şeklinde hareket ederek nötron yıldızına gitmek için kendi yolunu bulur. Bu yeterince olan dışı ki biz hala onun nasıl olduğunu anlamıyoruz fakat elinde sonunda o nötron yıldızına geçiyor. Bu durumda yığışma diski dediğimiz şey oluşuyor. Bu kütle alıcı ve bu ise kütle aktarıcıdır. Kütle aktarıcı nötron yıldızına yakıt sağlar. Ve eğer siz küçük bir M kütlesi alır, onu nötron yıldızına koyarsanız ve nötron yıldızı büyük M kütlesine ve büyük R yarıçapına sahip olsun, bu durumda çarpışma esnasında sanılan kinetik enerji hepinizin gelecek pazartesi yapması gereken şeydir. Bu şu şekildedir. M büyük mg bölü r eşit 1 bölü 2 mv kare şeklindedir. Bu küçük m kütlesi yıldıza çarptığı durumda var olan çekim potansiyel enerjisidir. Yıldızın yüzeyi büyük r yarıçapına sahiptir. Ve yıldızın kütlesi büyük m'dir. Ve bu 1 bölü 2 mv kare ile verilen kinetik enerjiye dönüşür. Bu çarpışma anındaki hızdır. Bu kesinlikle her zaman küçük m kütlesinden bağımsızdır ve böylece bu hızı hesaplayabilirsiniz ve bu hız bir nötron yıldızı için oldukça büyüktür. Bunun sebebi nötron yıldızının yarı çapının çok küçük olmasıdır. Yalnızca 10 kilometre. Yaklaşık güneşin yarı çapından 100 bin kat daha küçük. Nötron yıldızının kütlesi güneşinki ile karşılaştırılabilir. Biraz daha büyüktür ama karşılaştırılabilir çok küçük olan yarı çapıdır. Ve çarpışma esnasında ışık hızının üçte biri kadar hız elde etmenizin sebebi budur. Burada kinetik enerji ısıya dönüştürülür. Aynı nedenden dolayı yere bir şey düşürdüğünüz zaman kinetik enerji ısıya dönüşür. Ve böylece bu nötron yıldızının yüzey tabakalarını ısıtır ve sıcaklık korkunç derecede yükselir. 10 üzeri 7, 10 üzeri 8 derece. 10 milyon, 100 milyon derece ve bu çok yüksek sıcaklıktır. Neredeyse bütün enerji, neredeyse bütün elektromanyetik ışıma X ışınları şeklinde yayınlanır. Güneş sadece 6000 derecelik bir sıcaklığa sahiptir. Onun yayınladığı ışının çoğunluğu optik ışık şeklindedir. Fakat 10 milyon dereceye çıktığınız zaman artık bu durum geçerli değildir. Spektrum X ışınları tarafına kayar. Açığa çıkan bu enerji miktarı oldukça fazladır. Bunun hakkında size bazı bilgiler vereyim. Eğer siz küçük bir şeker alır ve bu küçük şekeri oldukça büyük bir mesafeden nötron yıldızı üzerine atarsanız, bu durumda açığa çıkan enerji Hiroşima ve Nagasaki'de atılan atom bombasının enerjisi ile kıyaslanabilir. Bu sizlere nötron yıldızının yüzeyinde etkili olan muazzam çekim kuvveti hakkında bir şeyler söyler. Bu sistemlerin şimdi ne olduğunu biliyoruz. Kanatlar çok kuvvetli. Nötron yıldızının döndüğünü gözlemledik. Bulmuş olduğumuz bu 2,3 dakikanın şimdi nötron yıldızının dönme periyodu olduğunu biliyoruz. Bu nötron yıldızları güçlü manyetik alanlara sahiptirler ve nötron yıldızı üzerine yığılan madde manyetik kutuplara varır. 8.02 dersinde iyi bir şekilde iyonlaşmış olan bu plazmanın neden nötron yıldızına her yerde varamadığını fakat neden sadece manyetik uçların yakınında nötron yıldızına girmeye zorlanacağını öğreneceksiniz. Ve eğer nötron yıldızı dönerse bu durumda manyetik kutuplar bu şekilde döner. Ve siz dünyada olduğunuz zaman X ışınlarını gözlersiniz. X ışınları, X ışınları, X ışınları, X ışını yok, X ışınları. Böylece zonklamaları gözlersiniz. Ve bu zonklamalar şimdi pek çok nötron yıldızından, pek çok ikili sistemden görülür. Onun bir ikili sistem olduğu çok açıktır. Eğer iki yıldızın yörünge düzleminde ya da düzlemin yakınındaysanız, nötron yıldızı kütle aktarıcı yıldızın diğer tarafına geçer. Bu durumda siz hiç X ışınlarını göremezsiniz. Çünkü X ışınları kütle aktarıcı yıldız tarafından sorulur. Bu durumda X ışını tutulması gözlerseniz X ışınları kaybolur. Daha sonra zonklamaları görürsünüz. Sonra X ışını sinyalleri aniden kaybolur ve birkaç saat sonra nötron yıldızı tekrar görüldüğü zaman kütle aktarıcı yıldızın arkasından çıktığı zaman yeniden X ışınları görünür. Bu durum oldukça açıktır fakat en azından böyle bir sistemin nasıl olduğunu sizlere gelecek slaytta göstermek istiyorum. Belki oradaki kişi açabilir. O, ben buradan da yapabilirim. İşte böyle görünür. Orada sol tarafta kütle aktarıcı yıldızı ve burada nötron yıldızını ki bu bir kara delik olabilir görüyorsunuz ve maddenin nasıl girdap şekilde döndüğünü görmektesiniz. Tabii ki bu gerçek bir resim değil, bu bir çizimdir. Bu sistemlerden galaksimizde yüzlercesini biliyoruz ve tabii diğer galaksilerde de pek çok var. Sizlerle 8.01 dersinde eğer bu yıldızların Doppler kaymasını ölçerseniz ve eğer şanslıysanız hem nötron yıldızının zonklamalarından hem de kütleye aktarıcı yıldızdaki optik çizgilerden Doppler kaymasını elde edebileceğinizi Hatta hem buradaki hem de oradaki yıldızın kütlelerini bulabileceğinizi anlattım. Ve eğer kütleyi bazı durumlarda olduğu gibi son derecede büyük bulursanız bu durumda bir kara delik olduğu sonucunu çıkarabilirsiniz ve ev ödevlerinizden birinde böyle bir problem vardı. Artık balon uçurmuyorum. Çünkü bugünlerde yaptığım işin tümü uydular tarafından yapılmakta. Yılda 365 gün veri alırsınız ve daima dünya atmosferinin üstündesinizdir. Aslında en iyi yöntem de budur. Avrupa ve Japon uydularını kullandım ve bugünlerde bir Amerikan uygusu olan Rossi X-Ray Timing Explorer ve bu yılın başlarında fırlatılan ve kasabadaki en büyük şey olan Chandra'yı kullanıyorum. 1975 yılında MIT'de bizim SAS-3 diye isimlendirdiğimiz bir uydumuz vardı. Ve SAS-3'ü ofisimin bulunduğu bina 37'deki uzay araştırma merkezinden 24 saat 365 gün çalıştırıyordu. Ve 75'li yıllarda Harvard'dan Josh Greenlay ve Hollanda Ultra'dan John Heise X ışını patlaması olarak adlandırılan şeyi keşfettiler. X ışını patlaması, X ışını sinyalinin aniden çok şiddetli olduğunu gördüğünüz bir olaydır. Yaklaşık bir saniye içinde patlama öncesine kıyasla şiddet 10 kat, belki 20 kat daha şiddetli olur ve yaklaşık bir dakikalık zaman dilimi içerisinde şiddeti azalır. Ve 1976 yılında SAS 3'ü kullanırken bu X ışını patlamalarının araştırmalarını yapabildiğimiz için çok şanslıydık. Ve 1 ila 2 yıl zarfında bu kaynaklardan 8 tane daha keşfettik büyük ölçüde hala MIT'de profesör olan Paul Joss'un burada yapmış olduğu teorik çalışmalar sayesinde artık X ışını patlamalarının nedeni ne olduğunu biliyoruz. Bunlar nötron yıldızlarının yüzeyindeki nükleer bomba patlamalarıdır. Nötron yıldızlarının yüzeyinde ne olur? kütle aktarıcı yıldızdan aktarılan ve çoğunlukla helyum ve hidrojen olan madde çok ısınır ve çok yoğunlaşır. Ve bundan çok yüksek sıcaklıkta ve çok yüksek yoğunlukta termonükleer füzyon elde edersiniz. Meydana gelen reaksiyon 3 tane helyum 4 çekirdeğinin füzyon yaparak karbon 12'ye dönüşmesi ve enerjinin açığa çıkmasıdır. Bu reaksiyon sıcaklığa son derece hassastır. Enerji salındığı zaman sıcaklık yükselir. Sıcaklık yükseldiği zaman reaksiyon hızı artar. Sonra sıcaklık yükselir ve reaksiyon hızı daha da artar ve bütün olaylar artık kontrolden çıkar. Termonükleer patlama olmasının nedeni budur. Bunu termonükleer ışıltı olarak adlandırıyoruz. Bu kontrol dışı bir süreçtir. Nötron yıldızı yüzeyinde meydana gelen bomba patlamaları dünya üzerinde yapabileceğiniz hidrojen bombalarından 1 milyar çarpı 1 milyar kat yani 10 üzeri 18 kat daha güçlüdür. Daha önce gökyüzünde bir X ışını patlaması gördüğünüz zaman aynı zamanda gökyüzünde bir optik ışıma görmeniz gerektiği tahmininde bulunduk. Kütle aktarıcı yıldızlar ve yığışma diski optik ışık yayınlar var. Oldukça zayıftırlar. Onlar oldukça soluk kaynaklardır. Fakat onları yerden optik teleskoplarınızda görebilirsiniz. Ve X ışını patlamaları meydana geldiği zaman neden optik ışığıma görebileceğimize dair sebeplerimiz var. Ve neden buna inandığımızı size söyleyeceğim. Eğer burada bir nötron yıldızınız ve burada da bir yığışma diskiniz varsa... Ve eğer bomba patlaması meydana gelirse bu kırmızı dalgalanmalar X ışınlarıdır. Bu durumda dünyaya doğru giden şeyi göreceksiniz. Fakat bu yönde de giden başka X ışınları var. Ve bunlar diski ısıtırlar. Biz bunu X ışını ısıtması olarak adlandırırız. Ve disk belki yerel olarak 30 bin 40 bin derece sıcaklığa ulaşacak ve optik bölgede parlayacaktır. Bu yüzden X ışının ısıtmasının etkisini göreceğimizi umuyorduk. Fakat bizim amacımız çok daha iddialıydı. Dünyaya buradan gelen optik ışığın X ışınlarından daha geç gelmesi gerektiğini görüyorsunuz. Çünkü X ışınları ilk önce bu yönde ilerler ve daha sonra optik ışık bu yönde gider. Eğer buraya kurşun kalemimi koyarsam bu mesafe elektromanyetik radyasyonun gideceği fazlalık yoldur ve bu zaman alır. Ve bu bir saniye sürerse bu, bu mesafenin bir ışık saniye olduğu anlamına gelir. Eğer 20 saniye sürerse bu mesafe 20 ışık saniyesidir. Böylece esas amacımız öncelikle bu yığılma diskinin iç kısımlarının doğu ölçmekti. ölçmekte ve bu yüzden 1977 yılında dünya çapında bir kampanya organize ettik. 17 ülke, 44 gözlemci katılıyordu ve onlara gökyüzünde özel bir yıldızla ilk ışını çifti olan oldukça soluk bir yıldıza bakacağımızı söyledik. Bizler SAS-3 ile X ışını patlamalarını kaydedebiliyorduk ve onlardan radyo sinyali bölgelerinde, kızıl ötesi bölgelerinde, her ne mümkünse optik bölgede bir değişiklik görüp görmediklerini kaydetmelerini istedik. 1977'nin yazında belirli kaynaklardan 110 patlama gözlemledik. Bunlardan hiçbiri optik veya radyo bölgelerinde görülmedi. Sonuç sıfırdı. 1978'de bunu yine tekrarladık ve başardık. Bu çalışma Harvard'dan Josh Erinley ve benim eski lisansüstü öğrencim ve şimdi Harvard'da olan Jeff McClintock ve Amsterdam Üniversitesi'nden ve o zamanlar MIT'de benimle birlikte çalışan çok iyi arkadaşım olan Jean Van Paradis'in işbirliğiyle gerçekleştirildi. Bu dikkat çekici bir sonuçtu. Optik ışımanın X ışını ışıması ile birlikte eş zamanlı olarak gözlenmesi olayıydı ve insanların çalışmalarını yayınladığı çok ünlü bir dergi olan Nature'ın kapak sayfası oldu. Bu yüzden çok mutluyduk. Sizlere bu eş zamanlı olayla göstermek istiyorum. Fakat 1978 olayını değil, meslektaşım Holger Pedersen'in bir yıl sonra Şili'de optik gözlem yaptığı zaman gözlemlediği ve daha etkili olan olayı göstereceğim. Bu sizlere önceden bahsettiğim gözlemevi. Ben de orada birçok kez bulunmuştum. La Silya'da deniz seviyesinden 2400 metre yukarıda. Buradaki atmosfer basıncı normal atmosferin basıncının sadece dörtte 3'üdür. Burada rafadan yumurta bile kaynatamazsınız çünkü suyun kaynamaya sıcaklığı sadece 92 derecedir. Tamam bu Holger'in gözlemlediği optik ışıktır. Ve biz Hakutça diye adlandırılan Japon uydusuyla bakıyorduk. Sanıyorum SAS-3 o zamanlar çalışmıyordu. Burada optik sinyalin zamanını görüyorsunuz. Burası sistemin şiddet olarak durgun halidir ve daha sonra X ışını patlaması meydana geliyor. Ve burada optik ışımayı açıkça görüyoruz. Ve burada Hakuça'dan elde edilen X ışınlarını görüyorsunuz. Onlar çok benzer görünüyor. Fakat şimdi ilginç kısım geliyor. Elbette onlar slide'da aynı yükseklikte görünsünler diye onları ölçeklendirdim. Tabii ki bu sadece yapay. Fakat şimdi ilginç kısım geliyor. Eğer onları üst üste çakıştırırsam bu durumda mavi ile çizilen optik çizgiye bakın. X ışınlarına göre kesinlikle gecikmelidir ve bizim amacımız buydu. Ve bu gerçekten çok net bir gözlemdi. Bizim 1978'de elde ettiğimiz gözlemlerden daha netti. Ve eğer optik sinyali geriye ya da X ışınlı sinyalini ileriye doğru yaklaşık 2 saniye kaydırırsanız hangisini isterseniz bu durumda onlar üst üste çakışır. Ve bu nötron yıldızları etrafında yığışma diskinin boyutunun tipik olarak 2 ışık saniyesi boyutunda olduğunun kanıtıdır. Biz de bundan şüpheleniyorduk. Fakat yine de bu kanıtsal sonuçtu. Kötü haber, geçen dönem 8.01 dersini verdiğinde, 8.01 dersini vermenin haricinde hiçbir şey yapmamış olmak, hiç araştırma yapmadım. Ve sanırım hepiniz kendinizi suçlu hissetme hakkına sahipsiniz. Çok suçlusunuz. Şimdi iyi haber. Bundan oldukça zevk aldığımdır. İster bu dersi sevin, isterseniz sevmeyin. Gece gündüz neredeyse her zaman aklımdaydınız. Bu ders hakkında kabuslar bile gördüm. Tipik kabus şu şekildeydi. Bu ders salonuna geliyorum. Fakat ders notlarımı kaybetmişim. Onları bulamıyorum ve tam olarak iyi hazırlanmamışım. Fakat nasıl olursa olsun derse başlamalıyım ve sizler bana gülmeye başlarsınız ve ter içinde uyanırım. Bu rüyayı açıklamak için Freud'e ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. 8.01 dersini vermekten oldukça mutluydum ve bir bakıma bana bir şeyler verdiniz ve sanırım ben de sizlere bir şeyler verdim. Şimdi kendime bir yanılsama yapmıyorum. Eminim yakında Kepler'in üçüncü kuralını unutacaksınız. Umarım bunu final sınavından önce unutmazsınız. <laughs> ve muhtemelen açısal momentumun korunumunun tam olarak nasıl uygulandığını da unutacaksınız. Fakat muhtemelen benim derslerimden fiziğin çok ilgi çekici ve güzel olabileceğini ve her yerde etrafımızda fiziğin olduğunu her zaman hatırlayacaksınız. Keşke fiziği görmeyi öğrenseniz ve güzelliğini takdir etsiniz. Ve belki de ilk maymun avına gittiğinizde, safari şapkanızı giydiğinizde ve dünyanın yörüngesinde gördüğünüz arkadaşınıza bir jambon sandviç atmak istediğinizde beni düşünüyor olabilirsiniz. Ve umarım bunlar mutlu hatıralar olacaktır. Hepinize en iyi dileklerimi sunuyorum ve derslerime katıldığınız için teşekkür ediyorum. 谢谢各位。